Efendim merhabalar. Buluş hikayelerin bu haftaki bölümünde sizlere tıp biliminde hemoroid, halk arasında ise basur olarak adlandırılan hastalığın isminin çıkış öyküsünden bahsetmek istiyorum. Bundan yüzyıllar önce henüz İstanbul Türkler tarafından fethedilmeden evvel bu kadim kentin en eski semtlerinden biri olan Çukurbostan'da bir Rum aile yaşarmış. Efendim aile dediğime bakmayın. Bu aile yalnızca karı kocadan ibaretmiş. İşte hikayemiz de aslında tam olarak bu noktada başlıyor. Evin hanımı olan Run kadıncağız evlendiklerinden beri çok istemelerine rağmen bir çocuk sahibi olamadıkları için yıllarca yaratıcısına bir çocuk sahibi olabilmek için dualar edermiş. Evin beyi olan adam ise artık çocuk sahibi olma ümidini yitirdiğinden eşinin bu çabalarını beyhude bulur pek aldırış etmezmiş. Bir gün kadıncağız yine ellerini açmış ve şöyle dua etmiş. Ey Ulu Tanrım, lütfen bana bir sağlıklı evlat ver. Onu yıllarca beklediğimi biliyorsun. Çok istiyorum Tanrım. Tabii böyle dua ettikten sonra ise içtenlikle şöyle devam etmiş. Sana söz veriyorum. Eğer bir çocuğum olursa ona bana verdiğin nimetlerden esinlenerek bir isim koyacağım. Çenesine ulaşan birkaç damla yaşla birlikte duasını tamamlayan Rum kadın içine bir huzur dolduğunu hissetmiş. Aradan aylar geçtikten sonra bir gün kadıncağız hamile olduğunu fark etmiş. Önce sevinç gözyaşlarıyla bu müjdeyi kocasına vermiş. Karı koca mutlulukla dolup taşarken kadının aklına aylar önce ettiği dua gelmiş ve bir anda durup düşüncelere dalmış. Bunu fark eden kocası, "Neyin var? Neden yüzün düştü?" diye sorunca kadıncağız aylar önce bir adak dilediğini ve bu yüzden nihayet bir çocuk bekleyebildiklerini söylemiş. Adam bunu pek umursamayıp ama bunu da karısına belli etmeyip karısının yüzünü güldürebileceğini düşünerek çocuğumuza ismini sen ver o halde diyerek meseleyi kestirip atmış. Bunun üzerine kadıncağız doğacak olan çocuğuna doğumuna kadar bir isim bulması ve bu ismin dilediği adakla uyumlu olması gerektiğini düşünmeye başlamış. Günler günleri haftalar ayları kovalarken nihayet yaz gelmiş ve artık kadıncağızın karnı da burnundaymış. Rum kadın her sabah erken saatte önce Çukur Bostan'daki bağlarına olgunlaşmış üzüm ve kirazları toplamaya gidermiş. Daha sonra ise Edirne Kapı'da, surların dibinde, muhafızlardan uzak olan, pek fazla insanın haberdar olmadığı bir alana gidermiş ve sarı mantarlar toplarmış orada. Geçimini bu iki yerden karşılayan kadın bir gün bir heybesinde mantarlar, diğer heybesinde kirazlar ve üzümler olduğu halde evine dönerken aklına aylar önce ettiği o dua gelmiş ve o an elindeki heybelere bakıp yaratıcısının kendisine verdiği nimetlerin heybesindekiler olduğunu düşünmüş. Çocuğuna koyacağı isimde bu nimetler ile alakalı olmalıymış. Yol boyunca bunları düşündükten sonra bir an aklına elindeki nimetlerin kendisine nereden sunulduğu meselesine odaklanmak gelmiş. Bostan'daki bağları ve şehri çevreleyen surlar ve evet doğacak çocuğuna hangi ismi koyacağını bulmuştur. Bağ ve sur. Bağ sur. Çocuklarının doğumundan itibaren gençlik yıllarına kadar belki de hiç yumuşak G kullanmadan uzun bir A sesiyle bu ismi Basur şeklinde telaffuz eden anne ve baba Basur henüz 16 yaşındayken iki ay arayla vefat etmişler. Bu iki acı hadiseden sonra ise hayatta yalnız başına kaldığını hisseden Basur ailesinden kendisine kalan bostanda bağcılık yapmaya başlamış ve yazın üzüm ve kiraz yetiştirmeye devam ederken kışın acı biber yetiştirmeye başlamış. Anne ve babasının ölümünden iki yıl sonra bir gün avarların İstanbul'u kuşattıkları haberini alan Basur çok geçmeden şehirdeki herkes gibi kendini kıtlığın pençesinde bulmuş. Üstelik kuşatma nedeniyle surlar sayısız muhafız ile korunduğundan mantar toplamak için surlara yaklaşması bile olanaksızmış. Tüm bu olumsuzluklara karşı ise Basur'un elinde yalnızca birkaç ay önce ektiği hasada neredeyse hazır olan acı biberler kalmış. O yıl tüm yazı kuru ekmek, acı biber ve su ile geçiren Basur yaz boyunca sindirim sorunları yaşamış ve sindirim yolunda bir takım zorluklarla karşılaşmış. Özellikle sindirimin nihai aşamasında oldukça ciddi bir takım sorunlar yaşamaya başlayınca, acıları dayanılmaz boyuta gelince bir şifacıya görünmeye karar vermiş. Şifacı kendisine o gün için şifacılık literatürüne girecek bir hastalığa sahip olduğunu, Zira daha önce böyle bir hastalıkla bu şehirde hiç karşılaşmadığını söylemiş. Efendim o günden sonra bu hastalık halk arasında bu ilk illetlisine duyulan hürmetten olacak ki onun ismiyle anıla gelmiştir. Efendim buluş hikayelerin bir sonraki bölümünde görüşmek ümidiyle sağlıkla kalınız, sağlıklı kalınız, esen kalınız diyorum efendim.